Ben avukat Ayhan Ömen. E2 vizesiyle Amerika'ya taşınırsak çocuğumuz üniversiteyi uluslararası öğrenci ücretiyle mi yoksa ...in-state ücretiyle mi okul diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer siz e vizesiyle Amerika'ya yerleşiyorsanız... ...dolayısıyla sizin burada geçici bile olsa bir oturumunuz oluşuyor. Eğer çocuğunuz üniversitenin gerektirdiği... in state denilen ikametgah süresini tamamlamışsa... ...örnek veriyorum bir yılsa yani o süre... ...o üniversitenin şart koştuğu... ...bir yılını tamamladıysa E2 vize statüsüyle... ...o zaman uluslararası öğrencisi değil ama... in state yani orada ikamet eden kişilerin... ...ödediği ücret miktarını ödüyor olacaktır. Buna bir problem yok. Önemli olan E-2 vize statüsüyle burada oluyor olmak çocuğumuz olarak ve dolayısıyla Amerika'daki beklenen ikametkan süresinde tamamlamış olmak. O zaman instate state sayılacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Müzik